أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah-u Zülcelal ve Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah, Habibullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Cümlemize rızasınca, ihlasla, takva üzere, afiyetle, uzun, bereketli, güzel bir hayat, son nefesimizde de iman ve şehadet nasip eylesin. Değerli cemaat, kıymetli müminler, bugün de Maide suresinden 69 İnşallah beraberinde 70'i de okumaya çalışalım. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatmayı ve istifade etmeyi nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İnnellezîne, şu kimseler ki âmenû, iman ettiler. Vellezîne hâdû, Yahudiler. Vessâbiûne, sâbiûn denilenler. Vennesâra, Hristiyanlar. Men âmene billâh, kim ki bunlardan Allah'a iman etti. Velyevmil âhir, ahiret gününe de iman eder. Ve amine sâlihan, salih amellerde işlerse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, onlar üzerine bir korku yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, mahzun da olmayacaklar. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ayet-i Kerime'nin acizane kırık manası bu. Şimdi bu ayet-i Kerime'de Mevla-i Müteal dört zümreyi önce zikrediyor. İman edenler, Yahudiler, Sabiun ve Hristiyanlar. Yahudi Hristiyanlar hakkında malumatımız var. Sabiun hakkında da ulemanın farklı görüşleri var. Kimdir bu Sabiun denilenler? Bir görüş, hani biz bir şeyi arz ederken önce bazı maddeleri sayarız, ondan sonra da vesaire deriz ya. Burada Mevla'nın kastettiği müminler, yani Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, nokta nokta vesaire. Sabiun'un böyle bir manası olabilir diyor alimler. Bir diğer manası, Sabiun, bunlar kitap ehli oldukları da ifade edilir. Yani bir tarafı kitap ehli, bir tarafı putperest, mecusi tarafları, yönleri de var. Şöyle ki, İdris aleyhisselam ve Nuh aleyhisselamın dini üzere oldukları söylenen bir taife, bir güruh ve aynı şekilde bunların meleklere ve gökteki yıldızlara iman ettiği söylenen bir grup. Sabiun hakkında, yani genel kanaat, bunlar semada 7 tane yıldıza iman eden, efendim yıldıza tapan bir taife. Velhasıl bu Sabiun denilenden ya da Hristiyanlardan, Yahudilerden ya da iman edenlerden, şimdi Mevla bundan sonra tahsis edecek, özel şart koyacak. Bu şartlar kimde varsa, zaten dünya üzerinde bu tipler var. Müslüman var, Hristiyan var, Yahudi var vesaire. Şimdi Mevla diyor ki, bunlardan kim men amene billah, Allah'a iman ederse. Vel yevmil ahir, ahiret gününe de iman ederse. Ondan sonrasına salih amel diyecek ama imanda iki tane şart ortaya koymuş Mevla. Oysa biz biliyoruz ki imanın altı tane değişmez kaidesi var, kuralı var, şartı var. Adem Aleyhisselam'dan beri bu şartlar böyledir. Bütün peygamberlerin iman esasları aynıdır. Şeriatlerinde, amellerinde, yaşantılarında farklılık olabilir.
Ama Adem Aleyhisselam neye davet ettiyse iman noktasında, en son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar aradaki bütün peygamberlerin iman esasları, yani insanları inanmaya davet ettikleri şeyler amentü hiç değişmemiştir. Hal böyleyken Mevla burada iki tane iman şartını yerine getirenlere sonunda müjde vaat ediyor. Bunu nasıl anlamak lazım? Bakara suresi 62. ayeti kerimede de hatırlarsanız o günlerde burada konuşurken istismar edilen ayetlerdendir bunlar demiştik. Birileri bu ayetleri delil kabul ederek, üzerinden yürüyerek ne diyorlar? Aha işte bak Mevla ne diyor? Allah'a ve ahirete iman eden Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Sabi'inden de olsa Mevla sonunda cennete koyacağının sözünü veriyorsa o zaman Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecektir diye bir tevil, bir yorum yapıyorlar ki ehli sünnet asla ve kat'a bunu kabul etmez. Bu ayetlerden de bu anlaşılmaz zaten. Niçin böyle olduğunu, Kur'an bir bütündür. Kur'an'dan bir ayeti kerime üzerinden aha işte ayet diye yola çıkarsan Bektaşi'nin durumuna düşersin. Ayeti yarıya kadar okuyup Mevla namaza yaklaşmayın der. Ben de onun için namaz kılmıyorum gibi bir anlam çıkartabilirsin. Dolayısıyla Allah'a iman etmenin altında zaten peygamberlere iman var, meleklere iman var, ahirete iman var, kitaplara iman. Siz nasıl bir Allah'a iman ettiniz ki? İman ettiğiniz Allah'ın gönderdiği elçiyi kabul etmeyeceksin. İman ettiğiniz Allah'ın gönderdiği kitabı kabul etmeyeceksin. İman ettiğiniz Allah'ın bu manada kaderle alakalı ilminin, kudretinin olmadığına inanacaksınız. Yani nereden baksanız Allah'a iman aslında bütün imanların temeli, esası, özü. Mevla Teala'ya hakkıyla iman eden bir insan bilir, kabul eder ki Allah kemal sıfatların sahibidir, noksan sıfatlardan münezzehtir. Bunun için de Allah'ı Allah gibi tanımak neyle mümkün? Peygamberleri devre dışı bırak. Peygamber yok. Allah'a inandın mı? Tamam. İyi güzel de peygamber olmadan, kitap olmadan sen Allah'ın Allah olduğunu nereden bileceksin? Bir an düşünün şimdi. Peygamber yok, kitap yok. Biz Allah'a inanacağız. Nasıl inanacaksın Allah'a sen? Akıl sadece şöyle kainata bakar, eşyaya bakar, mahlukata bakar. Bir yaratıcının olduğunu kabul eder. Tamam, insan aklı, fıtratı buna müsaittir. Ama nasıl bir Allah? O iman ettiğin Allah Samet midir, Aziz midir, Bari midir, Semiye midir, Basir midir? Esma-i Hüsna var ya. Nasıl bir Allah'a iman ettin? İşte o mükemmel, kemal sıfatlarla muttasıf olan, noksanlıklardan münezzeh olan Allah inancını sana kabul ettiğin kitap, iman ettiğin peygamber verir. Velhasıl, Yahudi ve Hristiyanlar üzerinden konuşmaya devam edersek, Allah'a ve ahirete iman şartını hadi kabul edersek, bu şartlarda da tutmuyor zaten. Hani biz Yahudileri, Hristiyanları cennete koymaya gayret eden güruha, yani ne kadar gayret etseniz elinizde kalıyor. Niye? Yahudi, Hristiyanlar Allah'a iman ettiğini iddia ediyorlar. Onların inandığı Allah ile bizim iman ettiğimiz Allah aynı Allah mı? Yahudilerin iman ettiği Allah da haşa fümme haşa ve kella Üzeyr Aleyhisselam'ı evlat edinen bir Allah'a iman etmişler. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı evlat edinen bir Allah'a iman etmişler. Haşa bizim iman ettiğimiz Allah çocuk sahibi olur mu? Lem yelid ve lem yulet diyorsun. Dolayısıyla Yahudi, Hristiyanlar velev ki bu iki şartı tuttursalar ki tutturamadılar. Ahiret gününe imandan bahsediyoruz. Kur'an diyecek ki bize وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارْ اِلَّا اَيَّامَ مَعْدُودَ. Bu Yahudiler, Hristiyanlar ne diyorlar? Ahirete iman ediyorlar ama ahirette cennetin sadece kendilerine ait olduğunu, cehenneme asla girmeyeceklerini, velev ki girseler de çok sayılı, çok az günler kalacaklarını iddia ediyor. Böyle bir imanları var ahirete. Bizim böyle bir imanımız var mı ahirete? Allah muhafaza. Dolayısıyla nereden bakarsa Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a imanda da ahirete imanda da sınıfta kalmışlardır. Peki
O zaman bu ayet-i kerimede kastedilen hangi Yahudi Hristiyanlardır? El cevap. Ulema diyor ki, Mevla'nın kastettiği Yahudi ve Hristiyanlar şunlardır. Musa Aleyhisselam'a iman eden, Tevrat-ı Şerif'le amel eden, ta ki İsa Aleyhisselam'a kadar bu arada Tevrat-ı Şerif'le amel eden, efendim Yahudilerden bu iki şartı tutturanlar, onlar tamam, müjdeye nail olurlar. Ama İsa Aleyhisselam gönderildikten sonra Hazreti İsa'yı kabul etmeyenler, Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat-ı Şerif'i tahrif edenler, değiştirenler bu müjdeye nail olamaz. Hele Efendimiz peygamber olduktan sonra Efendimiz'i inkar eden Yahudiler bu ayetin muhatabı olamaz. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'a iman ettiler, İncil'le amel ettiler ta Efendimiz gönderilinceye kadar. Bu aradaki Hristiyanlar bu müjdeye nail olurlar. Ama Efendimiz gönderildikten sonra ve hatta öncesinde İncil'i tahrif edenler, tahir edenler, değiştirenler, Efendimiz'e de iman etmeyen Hristiyanlar bu ayetin muhatabı olamazlar. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da ayet-i kerimede buyuruyor ki innellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. İnsanlardan bazıları ki Yahudi Hristiyanlar ne yapıyorlar? Allah ve peygamberi inkar ediyorlar. Ya da Allah'a iman etseler de peygamberlerden inkar ettikleri var. İstiyorlar ki diyor Allah ile peygamberlerin arasını ayıralım. Ne demek? Yani Allah'ın peygamber olarak gönderdiklerinden bazılarının peygamberliğini reddediyorlar. Onların Allah ile bağlantısını koparıyorlar. Biz İsa'yı kabul etmiyoruz diyor Yahudiler. Biz Muhammed'in peygamberliğini kabul etmiyoruz diyorlar. Mevla ne diyor onlara? Ulaike humul kafirune hakka. Bunlar kafirlerin ta kendileridir Allah diyor. Ne diyorlar? Nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Biz bazı peygamberlere inanırız, bazılarına inanmayız. Bunu söyleyenlere de Allah diyor ki bunlar kafirlerin ta kendileridir. Kitap hususunda da Mevla ne diyor? Efe tü'minune bi ba'din kitab. Siz kitabın bir kısmına, yani Tevrat'ı aldın, İncil'i aldın da Kur'an'ı almadıysan, ya da Kur'an'ı aldın, inandın, Allah kitabıdır dedin de Kur'an'ın içinden bazı ayetleri aldın da bazı ayetleri almadıysan, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunu yapanların diyor dünyada ancak rezillik ve rüsvaylıktan başka başına geleceği yoktur. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ. Kıyamet gününde de en şiddetli azaba düçar edilirler. Kim? Kitaplardan bazılarını alıp bazılarını almayan, kitabın bir kısmını kabul edip de velev ki Kur'an'dan bir ayeti inkar edeni Allah kıyamet günü eşeddül azaba düçar olacaklar diyorsa, o zaman çok açık ve net, Yahudi Hristiyanlar Kur'an'a iman etmedikçe, Efendimizin peygamberliğini kabul etmedikçe bu ayetin sonrasındaki müjdeye nail olamazlar. Peki sonrasında Mevla Teala ne diyor? İman meselesi bu. İkinci şart. Ve aminu salihat. İman edip salih amel işlerlerse o zaman sadece iman da yetmiyor bu ayete göre. İmanın yanında Cenab-ı Hak bir de ekstra salih amel şartı koyuyor. Ehl-i Sünnet'in bu noktadaki kabulü görüşü, İmanla amel noktasında, amel imandan bir cüz, bir parça değildir. Amel olmadan da sadece iman ebedi kurtuluş için kifayet etse de, amel eksik olursa, amel olmazsa sadece iman sonunda kurtarır, ebedi azaptan kurtarır ama geçici muvakkat azaptan kurtarmayabilir demiştir. Yani bir adamın imanı varsa, Mevla'nın kabul edeceği, razı olacağı bir imana sahip ise, salih amellerinde eksikleri, kusurları, hataları var veya hiç salih amel işlememiş ama o imanını ahirete götürebilmişse, ki bu ne kadar zordur,
Salih amel işlemeyen bir adamın imanla ahirete gitmesi, imanla ölmesi yani zorun da zorudur. İmkansız demeyelim ama imkansıza yakın bir şeydir. Zaten biz ibadetlerimizi, amellerimizi, imanımızı muhafaza etmek için yapıyoruz. Ameller imandan bir cüz, bir parça değil. Ama o ki iman ettik, bu imanı korumak, muhafaza etmek, ahirete bu imanla gitmek için gösterdiğin gayretin, çabanın adına salih amel deniliyor. Velhasıl salih amelle alakalı ulema der ki, salih amel ne demek? Mevla Teala'nın sana yapmanı emrettiği şeylerin tamamını yapman, Allah Teala'nın sana yapma dediği şeylerin tamamından da uzak durman. Allah'ın emri üzere bir hayat yaşayıp, Mevla'nın mahlukatına karşı da şefkatli olmanın adına ameli salih der ulema. Yani şöyle kabul edin, bir adam iman etti. Ama ameline bakıyorsun, ibadetine bakıyorsun, ibadetinde, itaatinde, amelinde eksikleri, kusurları, hatta hiç ibadet boyutu olmayan bir adam. Hani şöyle anlayacağımız şekilde bunu anlatmaya gayret ederse, bir adam düşünün şimdi, üniversiteye kaydoldu. Mesela hukuk fakültesini kazandı, öyle kabul edin. Hukuk fakültesine gitti, kaydını yaptırdı. Kaydını yaptırdığı fakültenin binanın önünde kendi kendine dedi ki, ben inandım, kabul ettim, burası hukuk fakültesidir. Burada efendim hukuk adamı yetişir, avukat yetişir, kaymakam yetişir, hakim yetişir, savcı yetişir. Burası hukuk okuludur. Bunu dese her gün efendim kendi kendine ben inanıyorum, ben hukuk fakültesinin talebesiyim dese kendi kendine. Her defasında buranın hukuk fakültesi olduğunu kabul ediyorum dese, kaydını yaptırmış ama gidip de sırada oturmamış, derslere katılmamış, sınavlara girmemiş. 5 senenin sonunda herkese diploma verilirken, ya ben kabul etmiştim buranın hukuk fakültesi olduğunu, bana da oradan bir avukatlık diploması verin dese, alabilir mi diploma? Ya da tıp fakültesini kazanan bir talebe düşünün. 7 sene boyunca fakültenin hiç kapısını açmayacak, talebe olmayacak, hiçbir sınava girmeyecek ama ben inanıyorum burası tıp fakültesidir. Ve ben bu fakülteye kayıt yaptırdım dese, 7 senenin sonunda gitse ben doktor oldum, bana diplomamı verin dese, diploma alabilir mi? Haşa, aynı şey, ben Müslüman oldum, İslam'a girdim dese bir adam, inandım Allah'tan başka ilah yok, Muhammed onun Resulüdür dese, ama işin sonunda yapması gerekenler var, yapmaması gerekenler var, günlük kendisinden istenen ameller var, ibadet var, terk etmesi gereken günahlar var, haramlar, böyle bir hayat yaşamamış, işin sonunda böyle bir hayat yaşayanlara Cenab-ı Hak diplomaları dağıtırken, hadi kulum sen cennete hak ettin, gir derken, ya Rab ben de bu okula kaydolmuştum, hadi bana da cennet efendim beraatımı ver dese, ne kadar kale alınır, takdiri size bırakıyor. Dolayısıyla ameli salih olmadan Mevla dilerse elbette ki imanla onu cennetine kor mu? Amenna ve saddekna. Ama Mevla ayette diyor ki imanınızın yanında bir de salih ameliniz olsun. Yani madem iman ettiniz, madem kabul ettiniz, madem bu dünyanın imtihan olduğunu biliyorsunuz, madem Allah var, ahiret var, hesap var, mizan var, sırat var, cennet var, bunları inanan, bunları kabul eden bir adam hazırlık yapmaz mı? Ahiret için amel biriktirmez mi? Sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın sen yani? İnandım. اَحَسِبَنَّاسَ اَنْيُتْرَكُوا اَنْ يَكُولَ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ diyorlar. İnandım, iman ettim demekle hiç imtihan olmadan bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz Allah'ım? Böyle ne âlâ, oturduğun yerde bir kelime işaret getirirsin, bir ben de Müslümanlardanım dersin, ne amel var, ne ibadet var, ne dua var, ne zikir var, efendim, ne hayır var, ne iyilik var, ne haramlardan uzak durmak var, yaşantın gavura benzeyecek ama ben iman ettim deyip sonunda kurtulacağım. Sonunda kurtulursun. Zira kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde ebedi kalmayacak, buna şüphe yok.
Ama bizim derdimiz cehenneme hiç uğramadan direkt cennete gidenlerden olmak. Onun için de amel-i salih olmazsa olmaz. Hani adamın birisi markete girmiş, eski zaman bir dükkana girmiş diyelim. Mal sahibine demiş ki ya kardeş, şöyle bana bir tavuk canlısından bir versen de demiş. Bir canlı tavuk satın almak istiyorum. Mal sahibi demiş ki kardeş kusura bakma, dükkanda tavuk kalmadı. Ama istersen sana bir horoz vereyim, bir tane horozum var demiş. Bizimki çok alma taraftarı değil ya. Girmiş bir defa, çıksa olmaz. Karşı tarafa satıcıya ne desin? Dedi ya alma alayım ama demiş. Şimdi bu horoz acaba sünni midir, şii midir demiş yani. Başımıza da iş almayalım. Ben buraya tavuk almaya gelmiştim. Sen şimdi bana bu horozu vereceksin. Sünni midir, şii midir? Horozun sünnisi şiisi olur mu? Almayacak ya, çamura yatıyor işte. Ama mal sahibi ondan daha uyanık. Ne dese beğenirsin? Dedi bak hemşerim. Bu horoz dedi, ezan-ı Muhammed'i okunduğunda susup dinlemesine bakarsan sünniye benzer dedi. Ama ezan bittikten sonra dönüp dedi pislik karıştırır, o zaman da şiiye benzer dedi. Haşa fümme haşa ve kella, horozun sünniliği, şiiliği gibi bizim Müslümanlığımız da bayramda Müslüman, cumada Müslüman, cenazede Müslüman, onun haricinde alışverişte gavur gibi, sokakta gavur gibi, karısı gavur gibi, kızı gavur gibi, ahlakı gavur gibi, kılık kıyafeti gavur gibi. Ama sorduğun zaman ben de Müslümanım. Böyle Müslümana demiyor Allah. İman edecek, o imanın gereği salih amel işleyecek. Allah'ın razı olacağı bir kulluk yapacak. Ne olur öyle yaparsa, bitiriyorum. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Eğer iman eder, salih amel işlerseniz Allah diyor, sizin için ne korku var ne de üzüntü var. Korku niye? Ulema diyor ki korku ölüm anında, ölümle beraber sonrasına dair başlayan, öyle ya, bilinmeyen bir hayata doğru gidiyorsun. Artık Azrail'i gördün, melekleri gördün, kayıp denilen o perdeler kaldırıldı. Artık dünyaya gözünü kapattın, başka bir aleme doğru gözlerini açıyorsun. Yer yemez korkuyorsun. Korkmayacak olan yok. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ demek, imanın ve salih amelin varsa o anda melekler sana diyecekler ki اَلَّا تَخَافُ, korkma. Bundan sonrasıyla alakalı korkma diyecekler sana. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlara üzüntü de olacak. Niye? Şimdi hanımdan ayrılacağım, çocuklardan ayrılacağım, evden ayrılacağım, işten ayrılacağım, arabayı yeni almıştın, binememiş, hevesini alamamıştın, o burada kalacak, içinde üzüntü kalacak, hüzün kalacak. Melekler diyecekler ki وَلَا تَحْزَنُونَ, üzülme. Niye? Gittiğin yerde daha güzelleri var. Ölüm anında meleklerin bu hitabını duymak istiyor musunuz? Korkma, üzülme. Bunun için iman, amel-i salih. İki şart. Allah bu şartları yerine getirerek bu müjdelere layık olmayı nasip eylesin diyelim. Rıza lillahi fatiha.